CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi heyelan nedeniyle Harmandalı bölgesinde evlerini boşalttığı vatandaşların barınma sorununa çözüm bulamadı. Vatandaşlar 3 yıldır evlerine kavuşma ümidiyle yaşamaya devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Son durum daha da kötüye gitmiş bir vaziyette. Şu an o dağlar bildiğiniz gibi kalmadı. Daha da çok kötü yarıldı. Evim daha da kötü bir hal aldı. Yıkıldı, yıkılacak derecede. 3 sene oldu. 3 senedir burada mücadele veriyoruz. Heyelan mağduru 17 hane bulunuyor. Barınma ihtiyacı kiralanan evlerle karşılanıyor. CHP'li belediye 6 aylık 12 bin lira kira yardımı yapıyor. Fakat Cumhuriyet Mahallesi'nde en düşük kiralık ev fiyatı 5 bin liradan başlıyor. 12 bin lira kira ödeniyor. Şu an kiralar kaç para? Enflasyona göre baktığınız zaman 7 bin lira, 8 bin lira. 8 bin liranın içerisinde 12 bin lira bir aylık bir kira süreçti. Bir tane ev aldık topu topuna. O evi de çocuklarımıza birer miras diye bırakalım dedik ama maalesef çocuklarımızla beraber sokakta kaldık. Toprak kayması tehlikesi her geçen gün devam ettiği bilimsel raporlarla tespit edilen bölgede vatandaşlar yalnız bırakıldıkları için isyan halinde. Yeri geldiği zaman Alaa'ya yanaşacak olan asbest gemisine pankartlarla beraber otobüs otobüs doluşup gidebiliyoruz. Çeşme'deki sakız ağaçlarını protesto ediyoruz. Didim'deki zeytin ağaçlarının kesilmesini protesto edebiliyoruz. Çok uzaklara gitmeyin o kadar. Harmandalı ilçenizde. Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığı, valilik, kaymakamlık vesaire hepsi biliyor aslında. Fakat kimse elini taşın altına koymuyor. Koymadığı gibi bizlere de sahip çıkmıyor. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer en son 9 ay önce Çiğli ilçesinde konuya ilişkin bir toplantı yaptı. Mağdur aileler Soyer'in heyelan bölgesine bir defa bile uğramamasından şikayetçi. Tunç Soyer bir kere gelmiş mi ki Harmandalı Çöplüğü'nün heyelandan etkilenen o arsaların, yıkılan evlerin olduğu bölüme bir kere gelmiş mi? Tunç Soyer ne zaman ziyaret etmiş?